Yaban mersini baktığımızda şöyle bunun meyvesi neye benziyor? Aynı göze benziyor. Ben buradan üzüme benzettim ama hocam. Evet, kuş üzümüne de benzer. Yaban mersini ilk defa çok geniş anlamda 2. Dünya Savaşı'nda yaban mersininden elde edilen reçeller kullanmış İngiliz asıllı pilotlar, o zaman bugünkü modern anlamda uçaklarda bilgisayar donanım olmadığı için çıplak gözle bakıyor. Almanların hedefini vurmak için İngilizler Alman pilotlarına ekstra yaban mersini reçeli yedirmişler ki hedef iyi görsün diye. Yani gözleri kişinin görmesini keskinleştirir. Almanya'da da üniversitede yapılan klinik araştırmada da yaban mersinin birleşimindeki antosiyanitler görme kabiliyetini artırıyor. Görme gücünü artırıyor. Kişinin biz bununla ilgili çok özel bir formül geliştirdik. Yaban mersini forte. Yaban mersini. Birleşiminde gözü güçlendirici çok özel zeytin yaprağı, alıç, sarı kantaron, ohrotu, ginseng, ginkgo, ahududu vesaire var. Yıllar önce Almanya'da göz doktoruna gittim. Akşam karanlıkta araba sürerken ışığa baktım, etrafında bir halka görüyordum. Dedim ki göz doktoruna acaba bu nedir? Muayene ettikten sonra dedi ki silindir. Silindir nedir? Silindir resmin bakmış olduğunuz cismin sarı noktaya yani makulaya değil makulanın hafif yanına yansıması nedeniyle ortaya çıkan bir durum ve bu 10 bin kişide bir kişide olan bir durum. Doktor dedi ki asla tedavisi yok. Unut. Sen böyle yaşayacaksın. Ben hallederim dedim. Ne Peki yaptınız siz hocam? bilirsiniz de. 6 ay ben iksir günde 4-5 defa korkumdan yarım çay bardağı içtim. Her seferinde çok çok içtim. Bir an önce bu rahatsızdan kurtulayım diye. 6 ay iksir, limon suyu, sirke, sarımsak, zencefil, zerdeçal, kurkuma, longa, altınbaşak, otu, zeytinyağı, kakule, zeytin yaprağı, kakule içer. 6 ay kullandıktan sonra tekrar doktora gittim. Göz doktoru muayene etti. Dedi ki o bir hata yaptık herhalde dedi. Ne hatası dedim. Sizde silindir yok dedi. Çağırdı hemşireleri. Bir hata mı yaptık dedi beyefendinin dedi. Buraya silindir yazmış ama dedi. Silindir diye bir şey yok dedi. Öyle bir şey göremiyorum. Yok efendim yapmadık. Neden? Bu hastanın silindiri vardı ama silindir kaybolmuş. Nasıl kaybolmuş? Ne yaptınız dedi. Herhangi bir ilaç mı kullandınız? Yok dedim. Bana ait bir özel bir formül, Gökçek iksir bunu kullandım. 6 aydım. Ha, hiç anlamadım ya dedi. Tamam dedi. Kurtulduysan önemli olan kurtulman dedim. Şimdi Şükrü Bey diye bir beyefendi çocukken Bostan'da çalışırken gözüne bıçak batmış. Tabii o gözü alıp yerine takma bir göz takmışlar. O gözdeki iltihap öbür göze de zarar vermiş. Almanya'da ameliyat olmuş vesaire. Sürekli kortizon kullanıyor. 7 senedir kortizon kullanmasına rağmen sürekli kötüleşiyor. İyileşme yok. Artık çalıştığı iş yerinde büyük yazıları dahi okuyamadığı için kartonların üzerinden işten atılmış. Baktım çok üzgün, psikolojisi bozuk. Nedir? Ya hiç sorma böyle böyle bir problem. İşsiz kaldım. Artık iyi göremiyorum. 7 senedir kortizon kullanıyorum. Birkaç defa ameliyat oldum. Tek gözüm var, o da yarım dedi. Ben bunu dedim hallederim. Ben Ne ona verdiniz hocam? iksir, aloe vera jel ve özel bir göz çayı yaptım. İksir, aloe vera jel ve çok özel bir çay, göz çayı. Yaban mersini, göz otu, rezene, papatya, çok özel bir formül karıştırdım. Çayını yaptım. Dedim ki bu kaynattıktan, haşladıktan sonra bekliyorsunuz. Soğuduktan sonra süzüp göz kadehine görüp gözünüzü yıkıyorsunuz. Fakat iksir aloe vera jel olmadan olmaz. Çünkü iksir bütün damarları açıcı özelliği. Beyefendi kullandıktan 6 hafta sonra doktoruna gittiğinde doktor o mükemmel. Siz çok güzel görmeye başladınız. İlaçlarım etki yapıyor demiş. 7 senedir sürekli kötüleşen hasta birdenbire iyileşiyor ve doktoru diyor ki aa çok güzel çok mükemmel. Tekrar iyi görmeye başladınız diyor.